Şuraya bağlayacağım. Amerika'nın çıkarlarına ters hareket ettiğin için senin hakkında dava açıyorum deyip Halkbank Genel Müdür Yardımcısına Tabii. komedi bir tiyatroyla, yani Tabii. adına mahkeme denilen bir Hakkı bile yok tiyatroyla ya. Hakkı bile hiçbir yok. şekilde yok. Bırak Kaldı tutmayı ki hiçbir dava açmaya hakkı bile yok. ne uluslararası kanunlara muhalif, ne Amerikan kanunlarına muhalif. Ya orada Halk Bankası mı var Amerika'da? tanıklıktan sanıklığa geçen Rıza Sarraf'ın bile, hani Mehmet Hakan Atilla'nın bu işlerde bir şeyi yoktur ifadesine rağmen, Evet. adına mahkeme dedikleri tiyatroda Amerikan çıkarlarına zarar veriyorsun kardeşim cümlesiyle Bir mazeret bir üretip. mazeret üretip yargıladığı bir ülke Amerika. Tabii. Şimdi oradan biz sana hep şunu söylüyorduk. Peki kardeşim, madem senin çıkarlarınla örtüşmeyen bir meselede bütün dünyayı bir kenara atıp yargılayabiliyorsan, biz de o zaman bu PKK'lılar da bizim açımızdan milli güvenlik sorunu, Net bunlarla ama. görüşen tabii Net. net. Yani. Ya kendileri de terörist grup olarak Evet. tanıyorlar. Tabii. Çoluk çocuğu Tanıyorlar. öldüren, Aynen. bombalayan. Kendileri de Net. tanıyorlar. Terörist. Avrupa'da tanıyor. Kendileri de terörist grup olarak tanıyorlar. Bu terörist grupla görüşen adamların da bizim milli Evet. çıkarlarımıza, daha doğrusu milli güvenliğimize tehdittir. Biz de onu yargılarız demiştik. Al onlardan bir örnek daha. Yani ne Tamam işte. Bizim milli fotoğraf çıkar. var bir de ne, o da net yani. Hani Aynen. bu işin fotoğrafını okumasında diyorsun ya hani şey manasında böyle bir ima ediyorsun ama gerçek fotoğraf yani bu. Evet, sol taraftaki Hani berabersiniz de berabersinizin fotoğrafı. PKK-PYD'li, ondan sonra Ferhat Abdi Şahin. Tamam mı? Öyle başlarından. Tabii. Kırmızı bülten de kırmızı Arkadaşlar kodla canım. aranan Orta Doğu'daki silahlı isimlerden bir gücü ya. tanesi. Doğal bir Aynı fotoğraf. İsa kasabasında görüşüyorlar. Koalisyonun Twitter hesabından bu fotoğraf paylaşılıyor. Sağ tarafta ise Amerikalı General Paul Hung. Bu, ama bu fotoğrafı biz garipsemiyoruz. Yani bu fotoğraf çok anormal bir şey değil. Yani şöyle değil. ABD binlerce tır silah gönderirken, yani biz her defasında bunu söylerken, biz bu yani bu ABD şeyi inkar etmiyor ki. Yani benim Suriye'de ve Irak'taki silahlı gücüm, benim vesayetçi savaşçım PKK, PYD diyor, YPG diyor. Yani o zaman sonuçta fotoğraf bu. Peki. Tanklardaki o bayraklar, bunu hatırlatalım ben çok basit bir, çok küçük bir detay gibi görünüyor. O tanklardaki Amerikan bayrakları, yüzlerce, binlerce zırhlı araçlarda normal işte o jiplerin üzerine konuyor ya silahlar, silah platformu konuyor. Onlarda veyahut da bunların kurduğu bu uyduruk karakollarda tepesinde sallanan Amerikan bayrakları İdlib'de yapılmıyor. Veyahut Şam'da imal edilmiyor. Bunu hatırlatmak istiyorum. Doğru. ABD dağıtıyor bayraklarını. Yani ne eksik başka ne kaldı geriye? Şimdi fotoğrafı şöyle ben hani anlıyor herhalde vatandaş ne dediğimi. Bu fotoğrafın nesini niye garipsemiyorum? Silahını veriyorsun. Öyle değil mi? Bayrağını da veriyorsun ABD'den. Silahını vermişsin, bayrağını vermişsin. Ne kaldı geriye abi? Yani benim silahlı gücüm diyor adam artık. Ama peki biz neyi kabullenmiyoruz? İşte busunuz. Yani müttefikim dediğin Amerika bu. Aslında biz ne diyoruz abi? Hasılı kelam, külletül menam, topla hepsini koy ortaya. Biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki araba giderken tekerleği dönüyor. Yani bunu atmaya çalışıyoruz aslında. Araba gidiyor. Bak aman abi tekerleğin dönüyor diyoruz. Yani başka türlü anlatılamaz çünkü. Bunu hani her bin türlü anlatsan da NATO üyesi ülke, Türkiye dünyada en iyi anlaştı. Bir de Trump'ın lafı hatırlıyorsun. Çok iyi anlaştığım bir Türkiye, bayıldığım bir Erdoğan, harika bir ülke Türkiye. Evet, düşmanın ki PKK. Ha, bu da benim işte savaşçım. Al sana silah. Yani bunu nasıl? Ya sen müttefik değil bırak. Benim ülkemi yıkmaya çalışır gibi düşmanıma silah veriyorsun. Çalışır gibi. Parantez içerisinde. Ne demek biliyor musun? İşte bu demek yani. Fotoğraf ne demek? İşte bak görüyor musunuz? Araba giderken tekerlekleri dönüyor diyoruz. Ama tabii biz bunu kendi kendimize anlatıyoruz. ABD'nin niyeti bu değil. Böyle olsa yani mantıklı bir ortada çok makul bir şey yok yani. Uluslararası ilişkiler manasında konuşacak. Dedin ya Halk Bankası'nın müdürünü yargıla. Niye? Kaç tane Halk Bankası şubesi var Amerika'da? Sıfır. Tamam hiçbir şey yok. Peki Ticaret dolarla mı yapılmış? Hayır. Hiç yok. Peki sen iki tane bakana yaptırım sanctions. İki tane yap. Mal barklara koyuyorsun. Florida'da, Miami'de kimde malları da yok. Tamam. Olsun ben Pensilvanya'da bir malları var ama. Pensilvanya bizim malımız var. Onu versin. Ondan sonra ama ben sembolik olarak koyuyorum. Koyma hakkı var mı abi? Bak o da enteresan. O da yok. Yani sen
Doğru. Bir müttefik olarak, müttefiğini de bırak. Normal şartlarda iki ülke olsak bile. Bir suç işlemeyen bir kişinin bir başka bir ülkenin bakanına bu ülkedeki bilmem ne yaptırım uygularım diyemezsin. Ama her zaman söylüyorum, bütün bu kural ve kanunları tanımayan bir ABD var. Ben de onu tanımıyorum. Yazın dediği gibi hani mahkeme demiş ki ben de tanımıyorum. Doğru. Ben de seni tanımıyorum. Şimdi bu PKK meselesine girince birkaç haber daha var. Onları